5 melekler Hazreti İbrahim Aleyhisselam e kendilerinin insan değil melek olduklarını ve Lut kavmini imha etmek için geldiklerini haber verdiklerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlardan melek olduklarına delalet edecek bir mucize göstermelerini istedi. Bunun üzerine melekler Rablerine o kızarmış buzağıyı diriltmesi için dua ettiler. Böylece o kızarmış buzağı konulduğu yerden canlanıp otlaklara koştu. İbrahim, aleyhisselam, in hanımı ayaktaydı. Kızarmış buzağının, bulunduğu yerden canlanıp otla sıçradığını görünce, birden gülüverdi. 6. O, Lut kavmine azabın ansızın gelmesine ta çüp ettiği için güldü. 7. Şöyle de denebilir, melekler, Hazreti İbrahim'in hanımına, bir çocuğunun olacağını müjdelediler. Bunun üzerine o güldü. Bu gülüş ya hayret etmeden dolayı olan bir gülüştür. Çünkü denildiğine göre o, bu esnada 90 küsur, İbrahim aleyhisselam ise 120 yaşındaydı. Yahut bu, sevinçten kaynaklanan bir gülmeydi. Sonra o gülünce, Allahü Teala ona, o çocuğun adının, İshak, olduğunu, İshak'tan sonra da ya, kübun olacağını müjdelemiştir. 8. O, Hazreti İbrahim'in taraftarları ve hizmet edenleri olduğu halde, bu üç şahıstan korkmuş olmasına şaşarak, gülmüştür. 9. Bu gülüş, ayette yapılacak bir takdim ve tehir ile anlaşılır, buna göre ayetin takdiri, onun hanımı ayakta iken biz ona İsa'ı müjdeledik. O da, bu müjdeden dolayı sevinerek güldü, şeklindedir. Binaenaleyh ayette, güldü, fiili önce zikredilmiş ise de, manaca sonradır. 2. Dahiket fiili, hayız oldu, manasınadır. Bu görüş, mücahid ve ikrimeden nakledilmiştir. Bunlar şöyle demişlerdir, Hazreti İbrahim'in hanımı, korkudan emin olduğu için sevindiğinde hayız olmuştu. Hayız olunca da ona, bir çocuğunun olacağı müjdesi verilmişti. Ferra ve Ebu Übeyde, bu fiilin, hayız oldu, manasına gelmesini kabul etmemişlerdir. Ebu Bek el Embari ise, onlar, bu fiilin bu manaya geldiğini bilmiyor iseler de, başkaları bilir, demiştir. Leyz, ayetteki dahiket fiiline, hayız gördü, manasını vermiştir eseri de, bazı kimselerden, bu fiilin aslının, hurma tomurcuğunun yarılıp açılması manasında olan, mastarı olduğunu, nakletmiştir. Nitekim Arapçada, tomurcuk yarıldı, açtı, manasına denilir. Bilki bütün bu izahlar lüzumsuzdur. En doğrusu, birinci görüştür. Daha sonra Cenab-ı Hak, İsa'nın ardından da ya, kübu müjdeledik, buyurmuştur. Bu ifade ile ilgili iki mesele vardır. Birinci mesele. İBN Amir, Hamza ve Asim'in ravisi Hafs, Yakube şeklinde, diğer kıraat imamları ise Ref, ile Yakübü şeklinde okumuşlardır. Bunun mansub okunuşunun sebebi, bu kelamın takdirinin, biz İbrahim'in hanımına İsha'ı müjdeledik, İsha'ın ardından da, ona ya, kübu verdik, şeklinde düşünülmesidir. Merfu okunmasının sebebi ise, kelamın takdirinin, İshak'tan sonra da Yakup doğmuştur, şeklinde düşünülmesidir. İkinci mesele. Ayette geçen vera kelimesi ile ilgili olarak şu iki izah yapılmıştır. Bir, ekseriye alimlere göre bu kelime, sonra, demek olup, ayetin manası, İshak'tan sonra ya, kübu müjdeledik, şeklindedir. Bu izah açıktır. 2- bu kelime, torun, manasınadır. Şah, biden şu rivayet edilmiştir, kendisine bu ofun, denildiğinde o, evet veradan, demiştir. Çünkü onun torunu vardı. Bana göre bu, son derece zorlama ile yapılan bir izahtır. Çünkü kelime, bu manadan çok uzaktır. Oğlan çocuğu ile müjdelenen hanımının hayreti 72. Ayetin tefsiri için bak, 73. 73. Kadın, vay, kendim bir koca karı, şu zevcimde bir ihtiyar iken, ben mi doğuracakmışım? Bu, cidden çok şaşılacak bir şey, dedi. Elçi melekler de, Allah'ın emrine, işine, mi şaşıyorsun? Ey ev halisi, Allah'ın rahmeti, bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphe yok ki o, Hamid ve Mecid'dir, dediler. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Ferrah şöyle demiştir, Veil'in aslı, Ve'i olup, bu da, hizi, lüsvaylık manasınadır. Nitekim, Arapça'da, rüsvaylık falancaya olsun, manasında denilir, binayen ve lek sözü, yazıklar, rüsvaylıklar olsun sana. Demektir. Sibeveyh şöyle demiştir. Ölümle yüz yüze olan kimseyi uyarmak için, ise, ölüme, düşen kimse için kullanılır. Halil de, ben bu kelimenin kalıbında ancak, ve, kelimelerini gördüm, demiştir. Bunlar, manaca birbirine yakın kelimelerdir. Hazreti İbrahim'in hanımının, sözüne gelince, Bazıları bunun sonundaki maksurenin, elifi nüdbe, olduğunu söylemişlerdir. Keşaf sahibi ise şöyle, bu kelimenin sonundaki elif, izafet yasından, mütekellim yasından, bedel olan eliftir. Çünkü bunun aslı şeklindedir, vah yazık oldu. Ve faninin inin sonundaki elif de böyledir. Sonra yağdan ve kesresinden bedel olarak elifi maksure ve fetha getirilmiştir. Çünkü elif ile fetha, ya ile kesreden daha hafiftirler, kolay söylenirler. Ayetteki, kendim bir koca karı, şu zevcimde bir ihtiyar iken, ben mi doğuracakmışım? Sözü ile ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, İBN kesir, Nafi ve Ebu Amr, Hemze ve Med ile. Diğer ketirat imamları ise iki hemze ile ve Medsiz olarak, şeklinde okumuşlardır. İkinci mesele, birisi şöyle diyebilir, o, Allah'ın kudreti hususunda mı düştü? Halbuki Allah'ın kudretine çüp etmek, küfrü gerektirir. Birinci mukaddime şu üç yönden izah edilebilir. 1. Allahü Teala Hazreti Sare'den, taaççüp sa dedinde, kendim bir koca karı iken mi doğuracakmışım? Sözünü nakletmiştir. 2. Ayetteki, su, cidden çok şaşılacak bir şey. Sözü. 3. Meleklerin ona, Allah'ın emrine, işine, mi şaşıyorsun? Demeleri, Allah'ın kudretine şaşmanın küfrü gerektirdiğinin izahı ise şöyledir. Böylesi bir tacrüb, onun Allah'ın kudretini bilmediğini, kabul etmediğini, gösterir ki bu da küfrü gerektirir. Cevap, o, Allah'ın kudretini nazar ı dikkate almaksızın, örf ve adete genel göre hayret etmiştir. Zira Müslüman bir kimseye, doğru sözlü bir haberci, Allah şu dağı, saf altına çevirecek, dediği zaman, hiç şüphe yok ki o, Allah'ın buna kadir oluşunu yadırgadığı için değil de, genel adete göre buna şaşar. Üçüncü mesele. Ayetteki, şu zevcimde ihtiyar iken, ifadesine gelince bil ki, buradaki, şey, kelimesi, hal, olarak mansupçır. Vahidi, ar, he. Şöyle der, bu, naiv ilminin inceliklerinden ve sırlarındandır. Çünkü buradaki haza kelimesi işaret manasındadır. İnan aleih bu ifade, kocam ihtiyar olarak şu kocama işaret ediyorum manasında olup maksat bu belli durumu yani ihtiyarlığı bildirmektir. Dördüncü mesele, bazı alimler bu kelimeyi mahzuf bir müptidanın haberi olmak üzere şeklinde okumuştur. Yani bu benim zevcimdir, o ihtiyardır. Yahut da bayeli kelimesi müptidadan bedel olup şeyhun kelimesi haberdir. Ya da, her ikisi birden müptıdanın iki haberidirler. Daha sonra Cenab-ı Hak, meleklerin, Allah'ın emrine, işine, mi şaşıyorsun? Dediklerini nakletmiştir. Bunun manası, meleklerin, onun bu şaşırmasından tiyaksüp ettiklerini dile getirmektir. Daha sonra ise onlar, ey eva halisi, Allah'ın rahmeti, bereketleri sizin üzerinizdedir, demişlerdir. Bu ifade eden maksat böyle bir şaşkınlığı giderecek olan şeyleri söylemek, dile getirmektir. Bu kelamın takdiri, Allah'ın sizin üzerinizdeki rahmeti çoktur. Size olan bereketleri de kesintisiz ve ardarda gelir. Bunlar ise nübüvvet, kesin mucizeler ve büyük hayırlara muvaffak kılmadır. İşte sen Cenab-ı Hakk'ın bu yüce ve üstün ikramları size tahsis etme harikulade şeyler vücut getirme ve apaçık deliller ve mucizeler yaratma hususundaki adetlerin hilafına olan fiillerini gördüğünde, artık nasıl olur da hayret edebilirsin? Şeklindedir. Ayetteki, ey ev halisi Sözüne gelince, bu onları bir met etmedir. İhtisastan ya da, nayda, dan dolayı mansuğçur. Onlar daha sonra bunu, şüphe yok ki o, hamid ve meciddir, sözleriyle tekid etmişlerdir. Hamid kelimesi ismi meful anlamında olup, bu da fiilleri övülen, methedilen demektir. Mecid kelimesi ise, maçit anlamındadır. Bu ise, şeref ve kerem sahibi kimse demektir. Methedilen fiillerden bazıları, itaatkar kulu gayesine ve matlubuna ulaştırmak, fadlu kerem nevilerinden bazıları da, isteyeni matlubundan alıkoymamasıdır. İşte, Cenab-ı Hakk'ın, her şeye kadir, Hamid ve Mecid olduğu malum olunca, daha böyle bir taaççuk nasıl kalabilir? Böylece bu kelimelerin zikredilmesinden gayenin, şaşkınlık ve hayreti gidermek olduğu sabit olmuş olur. 5. Kıssa, Hazreti Lut kıssası 74. Ayetin tefsiri için bak, 75. 75. Vaktaki İbrahim'den o korku gitti, kendisine bir de müjde geldi. Şimdi o, Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Bil ki bu, beşinci kıssa olup, Lut aleyhisselam, ne kıssasıdır. Bilesin ki Rav, kelimesi, korku anlamındadır. Bu ise onun, misafirlerini tanıyamayıp yadırgadığı zaman, kalbinde duymuş olduğu korkudur. Bunun manası, kendisinden korku gidip de çocuğunun olacağına dair müjde sebebiyle de sürür ve neşe hasıl olunca, o Lut kavmi hakkında bizimle mücadele etmeye başladı, demektir. Ayetteki lemma edatının cevabı, ehazedir. Ancak, sözün gelişi ona delalet ettiği için, bu kelime hasfedilmiştir. Bunun takdirinin, İbrahim'den korku gidince, o bizimle mücadele etti, şeklinde olduğu da söylenilmiştir. Bilki ki yücadiluna demek, bizim elçilerimizle mücadele eder, demektir. Hazreti İbrahim ilahi hükme karşı mücadele eder mi? İmdi, denirse ki, bu mücadele eğer Allah ile olmuşsa, bu, Allah'a karşı yakışıksız bir şeye cüret etmek demektir. Allah'a karşı cüret etmek ise, en büyük günahlardandır. Bir de, bu mücadelenin gayesi, bu hükmü geçersiz kılıp izale etmektir. Bu da onun, Allah'ın hükmüne razı olmadığına delalet eder ki, bu ise küfürdür. Şayet bu mücadele meleklerle ise, yine bu da şaşılacak bir durumdur. Çünkü bu mücadelenin gayesi o zaman, onların, Lut kavmine helak etmemelerini sağlamak olur. Şayet o, o meleklerin, kendiliklerinden Lut kavmine helak etmeye sarstıklarını zannetmişse, bu da onlar hakkında bir suizandır. Yok, onların bunu Allah'ın emriyle yaptıklarını zannediyor idiyseler, o zaman da onlarla olan bu mücadelesi, onun o meleklerden, Allah'ın emrine muhalefet etmelerini istemiş manasını iktiza eder ki, bu da kabul edilemez. Buna şu iki şekilde cevap verilebilir. Birinci veci, bu toplu bir cevap olup buna göre, Cenab-ı Hak onu, bu ayetin peşinden met etmiş ve şöyle buyurmuştur. Çünkü İbrahim, cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Hud, 75. Şayet bu mücadelesi günah olmuş olsaydı, bunun peşinden, büyük bir mete delalet eden bu ayeti zikretmezdi. Hazreti İbrahim azap için biraz mühlet verilmesini istiyordu. İkinci vecih, bu da mufassal cevap olup, buna göre bu mücadeleden maksat, İbrahim, aleyhisselam, in, azabı onlardan geciktirmeye çalışmış olmasıdır. Bu da birkaç yönden anfa atılabilir. A. Melekler, İbrahim, aleyhisselam, e, biz bu memleketin ahalisini imha edeceğiz, Ankebüt, 31, deyince o, söyleyin bakalım, bu belde de ehli mümin bulunsa da mı siz onu hetak edeceksiniz? Dedi, onlar, hayır, deyince, ya kırk tane olunca? Dedi, onlar, hayır deyince, ya otuz tane olunca. Dedi, onlar, hayır deyince, ilh, böylece o, ona kadar indi, onlar da, hayır dediler. Bunun üzerine İbrahim, aleyhisselam, söyleyin bakalım, orada tek bir Müslüman kimse bulunsa dahi, orayı imha edecek misiniz? Deyince, yine onlar, hayır dediler. İşte o zaman İbrahim, aleyhisselam, orada lut bulunuyor ya. Dedi. İşte Cenab-ı Hak bunu Ankebut suresinde zikretmiş ve, elçilerimiz İbrahim'e o müjdeyi getirince dediler ki, biz bu memleketin ahalisini imha edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim oldular. İbrahim, onların içinde dedi, Lut da var. Dediler ki, biz orada kimin bulunduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Onu da, ailesini de muhakkak kurtaracağız. Yalnız, geride kalacaklardan olan karısı müstesna. Ankebut. 31 ila 32, buyurmuştur. Daha sonra ise, Cenab-ı Hak, vaktaki elçilerimiz Lut'a geldi. O, bunlar yüzünden kaygıya düştü, bunlar sebebiyle göğsü daraldı, korkma, tasalanma, dediler, çünkü biz seni de, senin aileni de kurtaracağız. Yalnız geride kalacaklardan olan karın müstesna. Ankebut, 33, buyurmuştur. Böylece, İbrahim, aleyhisselam, in mücadelesinin ancak, Lut aleyhisselam, un onlar arasında bulunması sebebiyle, Lut kavmi hakkında olduğu ortaya çıkmıştır. B. Şöyle denilmesi de muhtemeldir, İbrahim aleyhisselam, onlar belki iman ederler de, işledikleri günahlardan tevbe ederler ümidiyle, azabı onlardan tehir etmek suretiyle, kendilerine Allah'ın rahmetinin isabet etmesini arzuluyordu. Çoğu kez bu mücadelelerde, İbrahim aleyhisselam, Allah'ın emri, azabı iletmek suretiyle gelir. Emrin mutlak manası ise, o işin derhal yapılmasını ikap ettirmez, aksine geciktirmeyi kabul edebilir. Binaenaleyh sizler, ey melekler, biraz daha bekleyin, demesinden, buna mukabil meleklerin de, muhakkak ki, emrin derhal yapılması gerekir. Üstelik burada da, emrin derhal yapılması gerektiğine delalet eden karineler bulunmaktadır, demelerinden ileri geliyordu. Daha sonra ise her bir taraf, bilinen şekillerde, kendi görüşünü anlatmaya başlar, işte bundan dolayı da mücadele meydana getir. Bana göre kendisine güvenilecek olan görüş de budur. C. Muhtemeldir ki İbrahim, aleyhisselam, buradaki, emir, hakkında soru sormuştur. Bu, I, r, bir şart ile mukayyet idi. Çünkü bunun üzerine onlar, bu şartın, bu kavimrında tahakkuk edip etmediği hususunda ihtilaf ettiler. Bu sebeple de, bir cadele meydana geldi. Kısaca biz, zamanımızdaki alimlerin de naslara tutunmak usunda birbirleriyle mücadele ettiklerini görmekteyiz. Nasıl ki bu, onların herhangi ritan etmemizi gerektirmiyorsa, işte burada da böyledir. Daha sonra Cenab-ı Hak, çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş birisiydi buyurmuştur bu da Allah tarafından Hazreti İbrahim'in büyük bir metemazhar kılınmasıdır. Ayette geçen halim kelimesi başkasına yetişebilmek için acele etmeyip tüm eteni ile hareket ederek yavaş davranan, genişten alan kimse anlamına gelir. Durumu böyle olan kimse başkasının da böyle olmasını ister. Bu da onun meleklerle olan mücadelesinin hilme ve azabın ertelenmesine taalluk eden bununla ilgili bir şeyden ötürü olduğuna bir delalet gibi olmuş olur. Daha sonra Allahü Teala onun ile alakalı olan hususu da buna ilave etmiştir ki, bu da, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş birisiydi, sıfatlarıdır. Çünkü hilm sahibi olan kimsenin, başkasına sıkıntılar ve belalar ulaştığını müşahede ettiğinde, yüreği yanar tutuşur. Lüt, kavmini imha etmek için meleklerin geldiğini görünce, işte o zaman, bundan dolayı yüzünü çoğaldı ve bundan dolayı yüreği yanmaya başladı. İşte bu sebeple de, Allah onu bu sıfatla nitelemiştir. Yine, Cenab-ı Hak onu, kendisini tamamen Allah'a vermiş olmakla, nitelemiştir. Çünkü başkasına karşı kendisinde, böylesi büyük bir şefkat ve acıma duygusu kimse, bu azabı onlardan gidermek için, daima Allah'a yönetir, ona döner rücu eder. Ya da şöyle denilebilir, başkasının sıkıntılara duçar olmasını istemeyen kimse, kendi nefsinin sıkıntılara düşmesini haydi haydi istemez ve bundan hoşnut olmaz. Nefsi Allah'ın azabına duçar olmaktan korumanın yoluysa, ancak tevbe ve Allah'a yönelmedir. Şu halde, durumu böyle olan kimsenin de, kendisini tamamıyla Allah'a vermesi gerekir. Azap hükmü kaçınılmaz 76. Ayetin tefsiri için bak, 77. 77. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Zira hakikat şudur, Rabbinin emri gelmiştir, onlara muhakkak redolunamayacak bir azap gelip çatacaktır. Vaktaki elçilerimiz Lut'a geldi. O, bunlar yüzünden kaygıya düştü, bunlar yüzünden göğsü daraldı ve, bu çetin bir gündür, dedi. Cümlesinin manası şudur, melekler İbrahim'e şöyle dediler, bu mücadeleden vazgeç. Çünkü bu azabı onlara ulaştırma hususunda Rabbinin emri gelmiştir. Çünkü nas'ın bu hükme delalet etme yönü ortaya çıkınca bunu önlemenin yolu yoktur. İşte bundan dolayıdır ki onlar İbrahim'e bu mücadeleyi terk etmesini emrettiler. Onlar zira hakikat şudur: Rabbinin emri gelmiştir deyip bu lafızda da bu emrin ne ile geldiğine dair bir delalet bulunmayınca, şüphesiz ki Cenab-ı Hak, onlara, red olunamayacak, yani defedilmesi ve savuşturulması mümkün olmayacak bir azabın geleceğini beyan buyurmuştur. Misafir erkek kılığında Lut'a gelen melekler. Daha sonra Cenab-ı Hak, vaktaki elçilerimiz Lut'a geldi. O, bunlar yüzünden kaygıya düştü, bunlar yüzünden göğsü daraldı, buyurmuştur. Bu elçiler, İbrahim, aleyhisselam, e çocuk müjdesini veren elçilerdir. İbn Abbas, radıyallahu anh, şöyle demiştir, onlar, İbrahim, aleyhisselam, in yanından Lut'un yanına gittiler. İki köyün arasında kırk fersahlık bir mesafe bulunuyordu. Onlar, parlak delikanlılar kılığında Lut'un yanına girdiler. Onlar son derece güzel idiler. Lut, aleyhisselam, onların, Allah'ın melekleri olduğunu bilememişti. Alimler bu hususta şu altı izahı yapmışlardır. A. Lut aleyhisselam onları insan sandı. Böylece de kavminin onlara o kötü fiili yapacaklarından, misafirlerin de onlara karşı koyamayacaklarından endişelendi. B. Lut aleyhisselam u onların gelmesi yüzmüştü. Çünkü onun onlara harcayacak bir şeyi bulunmuyordu ve o onları gerektiği gibi ağırlayabilecek durumda değildi. C. Bu onu yüzmüştü. Zira Lut aleyhisselam, un kavmi, Hazreti Lut'un evine misafir almasına mani oluyorlardı. De, onların gelmesi onu üzmüştü zira o, onların Allah'ın melekleri olduğunu ve onların, kavmini imha etmek için geldiğini biliyordu. Birinci izah, en doğrusudur. Zira Cenab-ı Hakk'ın, kavmi, kendisine doğru, soluk soluğa, koşarak yanına geldi. Hud, 78, ayeti buna delalet etmektedir. Geriye ayette, mutlaka açıklanması gereken şu üç lafız kalmıştır. Birinci lafız, ayetteki, sözü olup, bunun manası, onların gelmesi iyi olmadı, şeklindedir hem lazım, hem de mütaddi bir fiildir. Nitekim Arapçada tıpkı, meşgul ettim meşgul oldu, ve, sevindirdim, o da sevindi, fiillerinde olduğu gibi, onu üzdüm, o da üzüldü, denilir. Zeccak, bunun aslının, şeklinde olduğunu, ancak ne var ki vav'ın kılınarak kesresinin sine verildiğini söylemiştir. İkinci lafız ayetteki bunlar yüzünden göğsü daraldı buyruğu eseri şöyle demiştir. Zer takat manasında kullanılan bir kelimedir. Men'in aslı şu ifadeye dayanır deve adımlarının yumuşak y'ye nispetinde güçlü ve kuvvetli bir biçimde yürür. Ama ona taşıyabileceğinden yük yüklendiğinde o bunu taşımaktan acze düşer, zayıflar ve böylece de boynunu uzatır. Böylece tabiri, güç ve takatin azalmasını ifade örnektedir. İşte bundan dolayı, benim ona takatim yetmez, manasında, denilir. Söylediğimizin doğru olduğunun delili, Arapların, zari, kelimesini af kelimesinin yerinde kullanarak, bu işe gücüm yetmedi, demiş olmalarıdır. Üçüncü lafız, ayetteki, cümlesidir. Yani, bu çetin, Şiddetli örgündür demektir. Şiddetlidir manasında olmak üzere asit denilmiştir. Zira, o gün, insanı kötülüklerle kuşatır. Ahali misafirlere hücum etmek istiyor 78. Ayetin tefsiri için bak 80. 79 Ayetin tefsiri için bak 80. 80. Lut un kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldi. Onlar daha evvelden kötülükleri işlemeye alışmış kimselerdi. Lut, ey kavmim, işte kızlarım. Sizin onlar daha temiz. Artık Allah'tan korkun. Beni misafirlerimin yanında küçük düşürmeyin, içinizde aklı başında olan bir kimse de mi yok? Dedi. Dediler ki, andolsun, senin de bildiğin gibi, bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yok. Sen bizim, neyi dilediğimizi elbette biliyorsun. Lut, şöyle dedi, size yetecek bir kuvvetim olsaydı keşke, yahut, sarp bir kaleye sığma bilseydim. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Melekler Lut aleyhisselam, un evine gelince, ihtiyar ve kötü karısı haberi ulaştırarak kavmine şöyle dedi, bizim evimize öyle adamlar geldi ki, onlardan daha güzel yüzlü, daha temiz elbiseli ve daha hoş kokulu olan bir başkasını görmedim. Bunun üzerine Lut'un kavmi, soluk soluğa koşarak ona geldiler. Allahü Teala, onların çabucak, koşarak gelmelerinin çoğu kez, o kötü fiili yapmak için olduğunu, onlar daha evvelden kötülükleri işlemeye alışmış kimselerdi, diye beyan etmiştir. Nakledildiğine göre, Lut'un kavmi onun evine girer ve, Cebratel aleyhisselam, in bulunduğu odaya girmek isterler. Cebrail, aleyhisselam, de elini kapının üzerine koydu. Dolayısıyla onlar kapıyı kırmadan açamadılar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam de onların gözlerini sıvadı da onlar bunun üzerine kör oldular. Bundan dolayı Ey lû bizim üzerimize sihirbazlar geldi ve fitne zuhur etti dediler. Hep meçhul olup malum yerine meçhul gelen fiiller. Dil alimlerinin yuhreün fiili ile ilgili iki görüşü bulunmaktadır. Birinci görüş, bu, malum sığası, meçhul siyası üzerine gelen fiiller kabilindendir. Bunun malum, fail, siyası bilinmez. Şu fiillerde de böyledir. Falanca, şu işe daldı, kendini verdi, tutuldu, zeyt titredi ve amr övündü. İkinci görüş, malum siyasının meçhul siyası üzere gelmesi mümkün değildir. Misal gösterilen bu fiillerin failleri hasfolunmuştur. Binaenaleyh, cümlesinin takdiri, tabiatı, huyu onu, düşkün kıldı, arzulu yaptı, şeklinde, kelamının takdiri, gazabı onu titretti, şeklinde ve ifadesinin tevili de, malı onu gururlu, kibirli kıldı, şeklindedir. Ayetteki, kelimesinin manası da, korkusu veya hırsı onu teşvik ve tahrik etti, koşmaya sevk etti, şeklindedir. Bu görüşte olanlar kendi aralarında da ihtilaf ettiler, bazıları ihrak kelimesinin, titreyerek, soluk soluğa, hızlıca koşmak anlamında olduğunu söylerlerken bazıları da bunun hızlı koşmak anlamında olduğunu söylemektedirler. Hazreti Lut, kızlarım derken ümmeti içindeki kızları kastetti. Cenab-ı Hakk'ın Lut ey kavmim işte kızlarım. Son için onlar daha temiz ifadesiyle ilgili iki görüş bulunmaktadır. Katade şöyle demiştir: Kızlarından Murat kendi sürgünden olan kızlardır. Mücahid ve Said İbn Cüberdö, bundan maksat, ümmetinin kadınlarıdır. Çünkü onlar, haddi zatında katar olup, onların tabi olmak ve davetini kabul etmek suretiyle, Lut aleyhisselam, a bir ensubiyeti bulunmaktadır. Demişlerdir. Nahivciler, izafetin güzel ve uygun olabilmesi için, en ufak bir sebebin bile yeterli olacağını, çünkü Lut aleyhisselam, un onların peygamberi olduğunu, dolayısıyla, adeta onların babası mesabesinde olduğunu söylemişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak, peygamber zevceleri, müminlerin analarıdır, Ahzab 6 buyurmuştur. Buna göre Hazreti Peygamber de, ümmetin babasıdır. İşte bence, tercihe şayan olan görüş de budur. Bunun doğruluğuna birçok şey delalet eder. Bir, insanların, kızlarını günahkar ve kötü kimselere peşkeş çekmesi, şahsiyeti akan kimseye yakışmayacak, uzak bir iştir. O halde bu, peygamberlerin ulularına nasıl yakışabilir? 2. Ayetteki, işte kızlanım, sizin için onlar daha temiz, cümlesidir. Onun kendi ad bulunan olan kızlar, büyük bir topluluk için yeterli değildir. Ümmetinin kadınlarına gelince, onlar herkese yetecek sayıdadır. 3. Sahih olan şu rivayete göre onun iki kızı bulunuyordu, birisi Zenta, diğeri de Zehura. İki kıza, kızlar, lafzının itlak edilmesi caiz değildir. Çünkü, çoğulun en azının olduğu bilinmektedir. Birinci görüşte olanlar, Lut aleyhisselam, un, kavmini, ümmetin filmlarıyla zinaya davet etmediği hususunda ittifak halindedirler. Onlara göre bilakis bundan maksat şudur, aksine o, kavmini, kadınlarla evlenmeye davet etmiştir. Bu hususta iki görüş bulunmaktadır. Bir, o onları, imana yönelmek şartıyla, kadınlarla evlenmeye davet etmiştir. 2- onun şeriatinde, mümin kadınların, kafir erkeklerle evlenmesi caiz idi. Hazreti, peygamberin, kızı Zeynep'i, müşrik olduğu halde Ebul Asib Norrebi ile, Yine, bir diğer kızını Utbe-i bne bile hep ile evlendirmesi de delalet eder ki, İslam'ın başlangıcında da bu böyleydi. Sonra bu, Cenab-ı Hakk'ın, iman edinceye kadar, Allah'a eş tanıyan kadınlarla evlenmeyin. İman edinceye kadar, müşrik erkeklere kahrınızı nikahlamayın. Bakara, 221 ayetiyle neş olunmuştur. Yine bu görüşte, anlar ihtilaf etmiş, ekserisi, onun iki kızı var idi, demişlerdir. Bu takdire göre, tesniye, çoğul lafzıyla ifade edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın, onun, iki veya daha fazla, kız kardeşleri varsa. Nisa, 11 ve, hakikaten sizin, yani, sizlerin, kalbileri kaymıştır, tahrim. 4 ayetlerinde de böyledir. Yine, Lut'un kızlarının ikiden daha fazla olduğu da söylenmiştir. Ayetteki, sizin için onlar daha temiz, cümlesiyle ilgili iki mesele vardır. Birinci mesele. Sizin için onlar daha temiz, ifadesinin zahiri, onların yapmak istedikleri fiilin temiz olmasını gerektirir. Oysa malumdur ki bu, fasit bir iştir. Çünkü, erkeğin nikahlanması temiz olan bir şey değildir. Aksine bu söz, bizim, Allahu Ekber, sözümüz gibidir. Halbuki bu sözden maksadımız, Allah büyük, manasıdır. Bir de Cenab-ı Hakk'ın, böyle bir nimete konmak mı daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Saffat, 62, ayetinde de böyledir, zira, zakkumda hiçbir hayır bulunmamaktadır. Nitekim Ebu Süfyan, urut şanın yüce olsun, veya, Hübel şanın yücedir, dediği zaman, Hazreti Peygamber, daha büyük ve yüce olan Allah'tır. Buyurmuştur, oysa ki, Allah ile o put arasında hiçbir yakınlık ve mukayese olamaz. İkinci mesele, Abdülmelik İbn Mervan, Hasan el Basri ve İsa İbn Amr'ın bu ayeti hal olmak üzere nasip ile han atara şeklinde okudukları rivayet edilmiştir. Nitekim biz de Hud 72 ayetinde benzer bir açıklama yapmıştık. Fakat nahivcilerin çoğu bunun bir hata olduğunda ittifak etmişler ve eğer şeklinde okunmuş olsaydı bu ifadesi gibi olmuş olurdu. Ama ne var ki han zamiri iki kelimenin arasında kalmıştır. Bu ise, atara kelimesini hal addetmeye manidir, diyerek, bu hususta uzun uzun açıklamada bulunmuşlardır. Sonra Lut, aleyhisselam, beni misafirlerimin yanında küçük düşürmeyin, demiştir. Bu cümle ile ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, Ebu Amr ve Nafi, fiili, aslına uygun olarak, o yayı ispat etmek suretiyle şeklinde, diğer kıraat imamları ise, hafiflik olsun diye yayı hasfederek, şeklinde okumuşlardır. Buradaki kesre, yaya delalet etmektedir. Hazreti Lut'un, beni küçük düşürmeyin, sözünden maksat. Tabiriyle ilgili iki izah bulunmaktadır. Bir İbn Abbas, radıyallahu anh, şöyle demiştir, bu, misafirlerine hoş olmayan bir şeyi yapmaya hücum ettiklerinde, o rezilliğin kendisine de isabet edeceğini kast ederek, misafirlerimin yanında beni rezil rüsva etmeyin. Anlamındadır. 2. Bunun manası şudur, misafirlerimin yanında beni utandırmayın. Çünkü, her türlü nahoş fiilden dolayı, o misafire ağırlayan kimseye utanç getir. Bu kimse utandığı zaman denilir. Üçüncü mesele. Daif kelimesi burada edyaf, misafirler, anlamındadır. Nitekim, Cenab-ı Hakk'ın, yahut henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklar. Nur, 31, ayetindeki tefel kelimesi, etfal, çocuklar, anlamındadır. Buradaki daif kelimesinin mastar olması da mümkündür. Dolayısıyla o zaman, onun çoğul adamında olduğunu söylemeye gerek kalmaz. Nitekim, oruç tutan adamlar, denilmektedir. Lut aleyhisselam, sonra, içinizde aklı başında olan bir kimse de mi yok? Demiştir. Bu hususta iki görüş bulunmaktadır. A. reşid kelimesi, mürşit, yani, hakkı söyleyen ve o adi kimseleri misafirlerinden uzaklaştıracak olan kimse yok mu? Anlamındadır. B. Reşit kelimesi mürşet, yani doğruya ulaştırılmış, anlamındadır. Buna göre manası, içinizde, Allah'ın salah ve doğruluğa ilettiği, hakka ve gerçeğe ölşe olduğu bir kimse yok mu ki, o bu çirkin işe mani olsun? Şeklindedir, görüş daha evladır. Kızlarında hakkımız yok sözünün izahı. Sonra Cenab-ı Hak, dediler ki, andolsun, mim, de bildiğin gibi, bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur, buyurmuştur. Surun birkaç manası vardır. Bir, bu, bizim, senin kızlarına hiçbir ihtiyacımız yok, onlara, bir şehvetle onuyoruz. Demektir. Bunun manası şudur, bir şeye muhtaç olan kimse için, o şeyde kendisi için bir tür hak meydana gelmiş olur. İşte bundan dolayı, bir olmadığını söylemek, ihtiyacın bulunmadığından bir kinayedir. 2. Biz bu tabiri, zahiri manasına hamlederek deriz ki, bunun manası, onlar zevcelerimiz değildir ve onlarda kesinlikle bizim bir hakkımız bulunmamaktadır. Bizim gönlümüz de onlara meyletmemektedir. Şu halde onlar, bizim yapmak istediğimiz, işlediğimiz o fiili nasıl yerine getirebilirler? Şeklindedir. Bu tabir onların, pis fiillerine bir işarettir. 3. Bu, bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yok. Çünkü sen bizi, iman etmemiz şartıyla, onları nikahlamaya davet ediyorsun. Halbuki bu hususta, sana icabet etmiyoruz. Öyleyse, bizim onlarda hiçbir hakkımız olamaz, demektir. Sonra Cenab-ı Hak, Lut aleyhisselam, un bu sözü işittiği zaman, şöyle dedi, size yetecek bir kuvvetim olsaydı keşke sarp bir kaleye sığınabilseydim, dediğini nakletmiştir. Bununla ilgili iki mesele vardır. Birinci mesele, ayetteki lev, eğer, edatının cevabı, sözün gelişinden anlaşıldığı için mahzufçır. Takdiri ise, size mani olurdum ve sizi def etme hususunda elimden geleni yapardım. Şeklindedir. Bunun bir benzeri de Cenab-ı Hakk'ın, eğer onunla dağlar yürütülseydi. Rad, 31, onlar ateşin karşısında durdurulup da. Enam, 27, ayetleridir. Vahidi şöyle demiştir, cevap burada hazmedilmiştir, çünkü bu durumda insanın aklına, pek çok mani olma ve def etme çeşidi gelmektedir. İkinci mesele, buyruğunun manası, elimde, size karşı koyabileceğim bir kuvvet, bir şey olsaydı şeklindedir. Kuvvet sağlayacak şeyi, kuvvet diye isimlendirmek mümkündür. Nitekim Cenab-ı Allah da, siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Enfal, 60 buyurmuştur ki, buradaki kuvvet ifadesinden maksat, onu sağlayacak olan silahtır. Diğer bazıları da, bunun manasının, onları def edebilme kudreti olduğunu söylemişlerdir. Ayetteki rüknün şedi tabirinden maksat sağlam ve koruyucu yerdir. Bu dağdaki sağlam bir sığınak benzetilmiştir. Buna göre eğer burada fiilin isim üzerine affedilmesinin sebebi nedir denilirse biz deriz ki keşaf sahibi şöyle demiştir. Bu fiil gizli bir in ile mansup olarak şeklinde okunmuştur. Buna göre sanki şöyle denilmiştir. Eğer benim size karşı bir kuvvetim ya da bir sığınma imkanım olsaydı Bil ki, size yetecek bir kuvvetim olsaydı keşke. Yahut, sarp bir kaleye sığma bilseydim. İfadesindeki her bir cümleyi, ayrı ayrı manalara hamletmek gerekir. Bunun birkaç izahı vardır. 1. Size yetecek bir kuvvetim olsaydı. Cümlesinden maksat, Lut aleyhisselam'ın kendisinin onları def etmeye kadir olması veya kendi başına, yahut da başkalarının yardımıyla, zapturapt altına alıp terbiye etmeye muktedir olabilmesidir. İki, yahut, sarp bir kaleye sığınabilseydim. Cümlesinin manası ise, onları def etmeye muktedir olamayıp, sayesinde kötülüklerinden emin olabileceği sağlam bir kaleye sığınmaya muktedir olabilmesidir. 3. O sefihliğini ve edepsizliğe yönelmelerini müşahede edince, onları bundan alıkoymaya yetecek olan bir kuvvetin kendisinde bulunmasını istedi. Daha sonra, kendi kendisine daha önceki söylediğinden vazgeçerek, aksine, daha evla olanı, sarp bir kaleye sığınmamdır. Der, işte bu, Allah'ın yardımına sarılmaktır. Bu takdire göre, yahut, sarp bir kaleye sığınabilseydim, sözü, öncekinden ayrı ve onunla hiçbir alakası olmayan müstakil bir cümledir. Bu izaha göre, fiil cümlesinin isim cümlesine atfedilmesi de gerekmemiş olur. İşte bundan dolayı Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah, Kardeşim Luta merhamet etsin. O zaten sağlam bir yere sığınmıştı. Buyurmuştur. Hazreti Luta meleklerin müjde vermesi 81. Elçi melekler Ya Lut emin ol biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana katiyen dokunamazlar. Sen hemen gecenin bir kısmında ailenle yürü. İçinizden hiçbiri geri kalmasın. Yalnız karın müstesna. Çünkü onlara isabet edecek azap ona da çarpacaktır. Onlara vaad olunan helak zamanı sabahtır. Sabah vakti yakın değil mi? dediler. Bil ki Allahü Teala, Lut aleyhisselam, un size yetecek bir kuvvetim olsaydı keşke. Yahut sark bir kaleye sığma bilseydim, dediğini haber verişi, Hazreti Lut'un bu sefil kimselerin misafirleri hususunda utanç veren rezil rüsvayla sebep olan böyle bir işe cüret etmeleri sebebiyle, son derece sıkıntı ve hüzün içinde olduğuna delalet etmektedir. İşte melekler onun bu durumunu görünce, ona birçok müjdeler verdiler, a. Onlar Allah'ın elçileriydiler. b. Kafirler, düşündükleri şeyi yapamayacaklardı. c. Allahü Teala o kafirleri helak edecekti. d. Allahü Teala, Lut'u, ailesiyle birlikte bu azaptan kurtaracaktı. E, onun sağlam sığınağı ve yegane yardımcısı Hak Teala'ydı. İşte ona verilen bu müjdeler tahakkuk etmişti. Rivayet edildiğine göre, Cebrail, aleyhisselam, Lut, aleyhisselam, a, kavmin sana hiçbir zarar veremez. Binaenaleyh, korkma, kapıyı aç, der. Onlar içeri girince, Cebrail, aleyhisselam, kanadı ile onların yüzüne vurur, gözlerini sıvazlar ve kör eder bunun üzerine de onlar yollarını bulamaz bir hale gelirler ve evlerine varamazlar. İşte Cenab-ı Hakk'ın, andolsun ki onlar, Lut'un, misafirlerine kötülük yapmayı kastetmişlerdi. Biz de gözlerini silme köredi verdik, Kamer, 37, ayetinin ifade ettiği budur. Ayetteki, cümlesi, sana hiçbir kötülük ve nahoşluk yapamazlar. Çünkü biz, o fiilleri ile kendileri arasına gireriz, mani oluruz, manasındadır. Hazreti Lut'a geceleyin çıkış emri. Allahü Teala daha sonra, gece ailenle yürü, buyurmuştur. Nafi ve i̇bn ve kesir bunu, vasıl hemzesiyle, şeklinde, diğer kıraat alimleri de, hemze-i kat ile, şeklinde okumuşlardır ki, ikisi de aynı manaya gelir. Arapçada aynı manada olmak üzere, gece yürüdüm, denilir. Nitekim şair Hassan B. sabit, radıyallahu aneh, de şöyle demiştir, sen ona gece gitmemiş olduğun halde, o, sevgili, sana geceleyin geldi. Binaenaleyh bu fiil, kur, anda, her iki lügat, şekil, ile de gelmiş kullanılmıştır. Bunu hemze kat, ile okuyanın delili, Cenab-ı Hakk'ın, İsra, bir, ayetidir. Yine bunu hemze vasıl ile okuyanın delili de, fekır, dört, ayetidir. Masları da, gece yürümek, manasındadır. Birisi gece yürüdü, Yolculuk yaptığı zaman, denilir. Yine birisi, birisini gece yürüttüğü zaman, denilir. Tabiri de, gecenin bir kısmı, bir parçası manasınadır. Bu, kıta, kelimesi gibidir. Bu söz ile melekler, sizler sabah vakti gelecek olan o azabın çatmasından önce, acele edip çıkınız, manasını kastetmişlerdir. Nafib, El Ezrak Abdullah B. Abbas, radıyallahu anh, a, bana, Kur'an'daki tabiri hakkında ne dersin? Dediği zaman, İbn Abbas, o, gecenin son parçası olup, seher vaktidir, demiştir. Katade buna, gecenin bir parçasından sonra, manası verirken, bazıları da bunun, gecenin yarısı, olduğunu, çünkü Lut, aleyhisselam, un gecenin tam yarısında yola çıktığını söylemişlerdir. Sonra, içinizden hiçbiri geri dönüp bakmasın, buyrulmuştur. Bu, Lut, aleyhisselam, ile birlikte olanları geriye dönmekten nehyetmek içindir. İltifat, insanın arkasına dönüp bakmasıdır. Görünen odur ki bundan maksat şudur, onların, memleketlerinde malları, mülkleri, kumaşları ve dostları vardı. İşte bundan dolayı melekler onlara, vakti gelince çıkmalarını, bütün bu şeyleri terk edip, kesinlikle onlara dönüp bakmamalarını emretmişlerdir. Bundan maksat ise, onların kalelerinin o şeylerle olan ilgisini kesmek idi. Bu kelimeyle yüz çevirip gitme, manası da kastedilmiş olabilir. Nitekim Cenabı Hakk'ın, onlar dediler ki, bizi döndermek, yani çevirmek için mi bize geldin? Yunus, 78, ayeti de bu manadadır. Bu takdire göre, içinizden hiçbiri iltifat etmesin, ayetinden maksat, onları geride kalmaktan nehyetmektir. Daha sonra, yalnız kan müstesna, buyurulmuştur. İBN Kesir ve Ebu Amr, bunu ref ile, şeklinde, diğer kıraat imamları da nasip ile, şeklinde okumuşlardır. Vahidi, bu hususta, şunu demiştir, bunu nasip ile okuyan, ki mana itibariyle muhtar olan kıraat budur kelimeyi, karın hariç, aileni geceleyin alıp götür, manasında olmak üzere, ehl, kelimesinden müstesna saymışlardır. Bu kıraatin doğru olduğuna şehadet eden bir hususta, Abdullah ve Mes'ud'un kıraatında bunun, şeklinde okunup, ifadesinin burada bulunmamasıdır. Bu kelimeyi ref ile okuyanlara göre kelamın takdiri, karın müstesna, içinizden hiçbiri geri dönmesin, şeklindedir. Buna göre şayet, bu okuyuş şekli, Lut'un karısına, arkasını dönmesinin emredilmiş olmasını gerektirir. Çünkü bir kimse, Zeyd hariç, içinizden hiçbiri ayağa kalkmasın, dediği zaman, bu, zeyt ayağa kalksın, manasında bir emir olmuş olur, denilir ise, buna karşı Ebu Bekir el-Envari de şöyle diyerek cevap verir, ayetteki illa, müstesna, lafzı, istisna-ı mankatidir. Buna göre ayetin manası, sizden hiç kimse arkasına dönmesin. Fakat karın arkasına dönecek ve kavminin başına gelecek azap, onu da çarpacaktır, şeklindedir. Bu istisna, böyle istisna mankati olduğu zaman onun arkasına dönmesi bir günah olmuş olur. Zikrettiğimiz bu mana Katade'den rivayet edilen şu haber ile de kuvvet kazanır. Katade, köyden ilk çıktıklarında Hazreti Lut'un karısının beraberinde olduğunu ama o azabın seslerini duyunca arkasına dönerek "Vah milletim." dediğini, bunun üzerine ona bir taşın isabet edip onu öldürdüğünü söylemiştir. Bil ki bu kelimeyi merfu olarak okumak daha kuvvetlidir. Çünkü bunu nasb ile okumak, Lut aleyhisselam, un karısının, ehli iyali içinde çıktığını ifade etmez. Fakat bu durumda istisna, ehl -e, kelimesinden olmuş olur. Buna göre sanki Hak Teala Lut aleyhisselam, a, ehli iyali ile beraber çıkmasını, bu hanımını terk etmesini emretmiştir. Çünkü o, helak olanlarla birlikte helak olacaktır. Bu kelimeyi nasp ile okumak ise, bir başka bakımdan, daha kuvvetlidir. Çünkü bu kelime mansup olarak okunduğu zaman, istisna, istisna ı muttasıl olmakta, merfu okunduğunda ise, istisna ı mankati olmaktadır. Daha sonra Cenab-ı Hak o meleklerin, diğer günahkarlara isabet edecek olan şeyin onun başına da geleceğini söylediklerini bildirmiştir. Bundan maksat o günahkarlara isabet edecek olan azabın, Lut'un karısına da isabet edeceğidir. Daha sonra melekler, onlara vaad olunan, helak, zamanı, sabahtır, demişlerdir. Rivayet edildiğine göre onlar, bunu dedikleri zaman, Lut aleyhisselam, ben, bundan daha erken, hatta hemen çıkmak istiyorum, deyince, melekler, sabah vakti yakın değil mi? Demişlerdir. Müfessirler, Lut aleyhisselam un bu sözü duyunca ailesi ile birlikte geceleyin yola çıktığını söylemişlerdir. EML kelimesinin manası 82. Ayetin tefsiri için bak 83. 83. Emrimiz geldiği zaman o memleketin üstünü altına getirdik ve tepelerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık ki onlar Rabbinin katında hep damgalanmalardı. Onlar zalimlerden uzak değildir ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, ayetteki, emr kelimesi ile ilgili birkaç izah vardır. Bir, bununla, nehin, yasaklanmanın, zıddı olan, emretme, kastedilmiştir. Bunun böyle olduğuna şunlar da delalet eder. a, müşterekliği def etmek için, emir, kelimesi bu manada hakikat, bunun dışındaki manalarda mecazdır. B. Ayetteki, emr sözünü azap manasına almak mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Hak, emrimiz geldiği zaman, o memleketin üstünü altına getirdik, buyurmuştur ki bu alt üst etme işinin kendisi zaten azaptır. Binaenaleyh ayet, emrin şart, azabın da ceza, netice, olduğuna delalet etmektedir. Şart ise neticeden başka bir şeydir. Şu halde ayetteki, emr, azap manasına değildir. Böyle söyleyen herkes, ayetteki emrin nehin zıddı olan emir olduğunu söylemiştir. C. Allahü Teala bundan önce, o melekler, çünkü biz Lut kavmine gönderildik, dediler, Hud, yetmiş buyurmuştur. Binaenaleyh bu ifade, o meleklerin Lut kavmine gidip, onlara azap etmek için Allahü Teala tarafından görevlendirilmiş olduklarına delalet eder. Bunu iyice anladığın zaman biz diyoruz ki, Allahü Teala, bir grup meleklerine, o şehirleri belli bir zamanda harap etmelerini emretmiştir ve vakti gelince onlar, bu emri yerine getirmişlerdir. Şu halde ayetteki, emrimiz geldiği zaman, sözü, meleklere yüklenen o göreve bir işaret olmuş olur. Eğer, şayet durum böyle olsaydı, o zaman, bizim emrimiz gelince, o melekler o şehirlerin altını üstüne getirdiler, denilmesi gerekirdi. Çünkü bu fiil, memur, emredilen, meleklerden meydana gelmiştir. Denilirse, biz deriz ki, görüşümüze göre, böyle söylenilmesi gerekmez. Çünkü biz ehli sünnete göre, kulların fiili de, Allah'ın fiilidir, yani Allah tarafından yaratılır. Hem sonra onlardan sadır olan bu fiil, Allah'ın emri ve kudretiyle tahakkuk etmiştir. Binaenaleyh bu fiilin, Allah'a isnat edilmesi tuhaf sayılmaz. Çünkü fiilin, bizzat onu yapana izafe edilmesi makul olduğu gibi, sebep olana isnat edilmesi de güzel ve yerinde olur. 2. Bu, EMR ile, Hak Teala'nın, bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman, sözümüz ona ancak dememizden ibarettir. O da derhal oluverir, Naeçel, 40 ayetinin ifade ettiği husus kastedilmiştir. Bu, emrin ne olduğunun izahı daha önce geçmişti. 3. Bu, emir, lafzı ile, azap, manası kastedilmiştir. Böyle olması halinde ayette, şu şekilde bir takdir yapma ihtiyacı hissederiz, azabımızın zamanı gelince, o memleketin üstünü altına getirdik. İkinci mesele, bil ki Allahü Teala bu, ayette bahsedilen azabı, şu iki sıfat ile nitelemiştir birincisi, ayetteki, o memleketin üstünü altına getirdik de biridir. Rivayet olunduğuna göre, Cebrail, aleyhisselam, bir kanadını Lut kavminin yaşadığı şehirlerin altına soktu, onları kökünden söküp, gök ehlinin, onların eşeklerinin anırmasını, köpeklerinin havlamasını ve horozlarının ötmesini işitecekleri kadar bir yüksekliğe kaldırdı. Buna rağmen hiçbir testileri ve kapları ters çevrilip dökülmedi. Sonra onların hepsini birden aynı anda altını üstüne çevirip yere çaldı. Bil ki bu iş, şu iki bakımdan kesin bir mucizedir. A. Yeri söküp, en yakın birinci kat semaya kadar kaldırmak, görülmemiş bir iştir. B. Lut kavminin beldelerinin etrafındaki diğer beldeler hiç hareket etmeksizin, bunlara yakın olmalarına rağmen, Azap Lut aleyhisselam ve ehline ulaşmaksızın, onları çok yüksek bir mesafeden yere çalmak da kesin bir mucizedir. Sicil nedir? İkincisi, Ayetteki, tepelerine, balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık, ifadesidir. Alimler, siccil, hususunda, şu değişik görüşleri belirtmişlerdir. Bir, bu kelime, Arapçalaşmış Farsça bir kelimedir. Aslı, senge kil, kil toprak, taş, şeklindedir. Yine bu, son derece sert olarak, taş ve çamurdan mürekkeb bir şeydir. Eseri şöyle der, Araplar onu Araplaştırınca Arapça bir kelime olmuştur. Araplar, Divan, Dipaç, istebrak gibi nice kelimeleri Arapçalaştırmalardır. 2. Siccil, büyük kova, manasına olan, seci, kelimesindendir ve, kova gibi, büyük taşlar, demektir. 3. Sizcil, sert taş demektir. 4. Bu kelime, onların üzerine salı verilmiş, manasınadır. Kelime, bir şeyi salı verdiğinde kullandığın, filinden, fiil, siyasında bir isimdir. 5. Bu, onu verdim, bağışladım, manasında olan İSBVI deyiminden alınmış olup, manası, akıtma, dökme bakımından, tıpkı bir bağışın dökülmesi gibi olan, şeklindedir. O taşların üzerine, azaba uğrayacak olanların isimlerinin, tescil, edilmiş, yazılmış olduğu da söylenmiştir. 6. Bu kelime, büyük defter, demek olan, siksilden olup, manası, ezelde yazılmış, yani Allah tarafından onlar için ezelde takdir edilmiş olan azap, şeklindedir. Bu takdire göre, siksıl, büyük kova, demek olan seci kelimesindendir. Çünkü bu defterde, bu kovanın çok su alışı gibi, birçok hükmü ihtiva etmektedir. Bu kelimenin, iftihar etmek, böbürlenmek, manasına olan, müsacele, mastandan olduğu da söylenmiştir. 7. Siccilin aslı, siccin, cehennemdir. Bundaki, nün, harfi lama çevrilmiştir. 8. Bu, en yakın sema, manasınıdır. Buna, siksıl, denilmiştir. Bu görüş, Ebu Zeyd'den rivayet edilmiştir. 9. Siksıl, çamur demektir. Çünkü Cenab-ı Hak, balçıktan, çamurdan, olan taş, buyurmuştur. Bu, ikrime ve katadenin görüşüdür. Hasan el-Basri şöyle demiştir, taşın aslı da çamurdur. Fakat o, aradan geçen uzun zaman ile sertleşmiş, taşlaşmıştır. 10. Sitsil, taş yeri demektir. Bu da, belli bir dağdır. Nitekim Cenab-ı Hak bu manada, içinde dolu, buz bulunan dağ. Nur, 43 buyurmuştur. Atılan taşların özellikleri. Bil ki Allahü Teala, bahsedilen bu taşları birkaç sıfatla nitelemiştir, birinci sıfat, onların Sitsil'den oluşudur ki bunun izahı geçti. İkinci sıfat, manduldur. Vahidi, bu kelime, mastarından ismi mef'uldur. İse, bir şeyi bir şeyin üzerine koymak, istif etmek demektir, demiştir. Bununla ilgili olarak şu izahlar yapılmıştır. Bir O taşlar, gökten inerken birbiri üzerine iniyordu. Binaenaleyh bu kelime, bu hususu iyice ifade etmek için getirilmiştir. 2. O taşların her birinde üst üste konulmuş ve top haline getirilmiş küçük taşlar vardı. 3. Allahü Teala, bu taşları madenlerinde öyle yaratmış, üst üste koymuş ve zalimleri helak etmek için onları hazırlamıştır. Bil ki ayetteki mandut kelimesi, sicilin sıfatıdır. Üçüncü sıfat, müsevveme, kelimesidir. Bu da o taşların sıfatı olup, alametlendirilmiş, belirlenmiş, işaretlenmiş, manasındadır. Bununla ilgili izah, Ali İmran, 14 kelimesinin tefsirinde geçmişti. Alimler, bu alametlendirmenin ne şekilde olduğu hususunda şu değişik izahları yapmışlardır. 1. Hasan el Basri ve Süddi, o taşların üzerinde mühüre benzeyen işaretler vardı, demişlerdir. 2. İbn Salih, o taşlardan Ümmi Hani'nin evinde gördüm. Onların üzerinde göz boncuğu şeklinde kırmızı çizgiler vardı, demiştir. 3. İbn Cüleyd şöyle demiştir, onların üzerinde, yeryüzü taşlarına benzemeyen bir alamet vardı ve o alamet, Allahü Teala'nın bunları ancak o azap için yarattığını gösteriyordu. 4. Rebi, o taşların her birinin üzerinde, kendisine atıldığı şahsın ismi yazılıydı, daha sonra Cenab-ı Hak, Rabbinin katında, yani Allah'tan başka iminde hiç kimsenin tasarruf edemediği, harcayamayacağı hazinelerinde buyurmuştur. Cenab-ı Allah sonra da onlar zalimlerden uzak değildir. Bu yumuştur. Teala zalimler tabiri ile Mekke kâfirlerini kastetmiş olup bununla o taşları o kâfirlere de atabileceği ima edilmiştir. Enes radıyallahu anh'in in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'ın Resulü bunu Cebrail aleyhisselam e sordu da Cebrail yani senin ümmetinin zalimleri demektir onlardan hiçbir zalim yoktur ki bu taşlar anbean onların üzerine düşmesin, demiştir. Ayetteki hiye, onlar, zamirinin, Lut aleyhisselam, un kavminin beldeleri manasına olduğu da söylenmiştir. Buna göre, bu hadisenin cereyan ettiği o beldeler, Mekke kafirlerinden uzak bir yerde değildir, denilmiş olur çünkü o beldeler, Şam'ın tıkasında olup, Mekke'ye yakın idiler. 6. Kıssa, Medyen kavminin kıssası 84. Ayetin tefsiri için bak, 86. 85. Ayetin tefsiri için bak, 86. 86. Medyen'e de kardeşleri şu, aybı gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir tanrınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi gerçekten bir hayır içinde görüyorum şüphesiz ki ben, bir gün hepinizi çepeçevre kuşatacak olan bir azaptan korkmaktayım. Ey kavmim, ölçüde ve tartıda adaleti yerine getirin, insanların eşyasını eksiltmeyin. Yeryüzünde fesadcılar olarak fenalık yapmayın. Eğer mümin kimseler iseniz, Allah'ın bıraktığı kar, sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber, ben sizin üzerinizde bir bekçi de değilim. Bil ki bu, Hud suresinde zikredilen kıssaların altıncısıdır. Bil ki Medyen, İbrahim aleyhisselam, in oğullarından birinin ismidir. Sonra bu kelime, onun kabilesinin ismi olmuştur. Müfessirlerden çoğu, Medyen'in, Medyen ve İbrahim aleyhisselam, in inşa ettiği bir şehrin ismi olduğu görüşüne sahip olmuşlardır. Buna göre ayetin manası, biz Medyen ahalisine de kardeşleri şu aybı gönderdik, şeklindedir. Binaenaleyh ayette mahzuf bir, ahalisine, lafzı vardır. Bil ki biz, peygamberlerin, işin başında önce kavimlerini tevhide, Allah'ın birliğine inanmaya, davet ile başladıklarını beyan etmiştik. İşte bundan dolayı şu ayb, aleyhisselam, sizin ondan başka hiçbir tanrınız yoktur, demiştir. Peygamberler, tevhide davetten sonra, ehemmiyet sırasına göre diğer işlere başlarlar. Medyen ahalisi içinde eksik ölçüp tartma alışkanlık haline gelmiş bir şey olduğu için, Şuayb, aleyhisselam, onları, ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın, diyerek, bu alışkanlığı ve adeti bırakmaya çağırmıştır. Naks, eksiltmek, tabiri ile ilgiti iki izah vardır. 1. Bu ölçüp tartma onlar taralından olup, onların eksik ölçmeleridir. 2. Bu ölçüp tartmanın onlar için yapılıp, onların gerekenden fazla almalarıdır. Burada, başkasının hakkını eksiltme, manasına gelir her iki şekilde de, başkasının hakkını eksiltme meydana gelmiş olur. Sonra Şuayb, aleyhisselam, ben sizi gerçekten bir hayır içinde görüyorum, demiştir. Bunun iki şekilde izahı yapılabilir. A, o onları, eğer tevbe etmezlerse, fiyatın yükselip, nimetin ellerinden gitmesi sonucunda sakındırmıştı. O sanki şöyle demişti, bu eksik ölçüp tartmayı bırakın. Aksi halde Cenab-ı Hak, sizin elinizde bulunan mal ve rahatı giderir. B. Bunun takdiri şöyle de olabilir, Allahü Teala, size çok mallar, hayırlar, kolaylıklar ve genişlikler vermiştir. Şu halde böyle eksik tartmaya ihtiyacınız yoktur. Sonra, şüphesiz ki ben, bir gün hepinizi çepeçevre kuşatacak olan bir azaptan korkmaktayım, demiştir. Ayetle ilgili birkaç bahis bulunmaktadır. Birinci bahis, İbn Abbas, radıyallahu anh, şöyle demiştir, korkuyorum, yani, bir gün hepinizi çepeçevre kuşatacak bir azabın geleceğini biliyorum. Demektir. Diğer müfessirler ise, hayır bundan murat, bizzat korkudur. Çünkü onların bu işi, başlarına bir azab geleceği korkusuyla bırakmaları caizdir. Bu korkutma bulunduğuna göre, bunun neticesi bir ilim değil, zandır, demişlerdir. İkinci bahis, Allahü Teala onları, içinden hiç kimsenin çıkamayacağı bir biçimde kuşatacak bir azap ile korkutup tehdit etmiştir. Ayetteki, muhit, kelimesi, görünüşte, yerin kelimesinin sıfatıdır. Mana bakımından ise, azap kelimesinin sıfatıdır. Bu cenab Hakk'ın, bu çetin bir gündür, hud. 77, ayetinde olduğu gibi meşhur bir mecazdır. Üçüncü bahis, müfessirler bu, azap, ile neyin kastedildiği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, bu, kıyamet gününün azabıdır, çünkü azabın, azabı hak etmiş olanları kuşatması için tespit edilmiş olan gün, budur, demişlerdir. Bazıları, hayır, buna hem dünya, hem de ahiret azabı dahildir, demişlerdir bazıları da, aksine bundan maksat diğer peygamberlerin kavimlerinin de başına geldiği gibi, dünyada köklerinin kazınması azabıdır, demişlerdir. Doğruya en yakın olan, bu azaba, bütün azabların dahil olmasıdır. Azabın onları kuşatması, bir dairenin, içinde bulunan şeyi ihata edip çevre sarması gibidir. Binaenaleyh, azab onlara, her yönden gelecektir. Bu iyice tehdit etmek manasını ifade etmektedir. Bu Cenab-ı Hakk'ın tıpkı nihayet onun bütün serveti istilaya uğratıldı, kuşatıldı, Kef 42 ayetinde olduğu gibidir. Şuayb aleyhisselam sonra şöyle demiştir: Ey kavmim ölçüde ve tartıda adaleti yerine getirin. Ayetteki tekrarların izahı. Buna göre eğer bu ayette üç bakımdan tekrar meydana gelmiştir. Çünkü o önce ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın demiştir. Sonra ölçüde ve tartıda adaleti yerine getitin demiştir. Bu birinci sözün aynısıdır. Daha sonra da insanların eşyasını eksiltmeyin demiştir. Öyleyse bu tekrardaki hikmet nedir? Denilirse biz deriz ki bunun birkaç izah şekli vardır. Birinci izah onun kavmi bu işte ısrar etmekteydiler. Bundan dolayı o Eksik ölçü ve tartıdan men etmek hususunda iyice açıklamada bulunup bu menini tekid etmek ihtiyacını duymuştur. Tekrar ise tekidi o meseleye gösterilen önem ve ihtimamın fazlalığını gösterir. İkinci izah ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın tabiri eksik nehyetmektir. Ölçüde ve tartıda adaleti yerine getirin adaleti tam olarak yerine getirmeyi emretmektir. Bir şeyin zıddını nehyetmek onu emretmekten farklıdır. Bir kimse çıkıp da, bir şeyin zıddını nehyetmek, onu emretmektir. Binaenaleyh, bu bakımdan ayette bir tekrarın yapılmış olması gerekir, diyemez. Çünkü biz diyoruz ki, buna iki şekilde cevap verilebilir, bir, Allahü Teala, iyice tekid etmek için, bir şeyi emretmek ile onun zıddını nehyetmek için beraber zikretmiştir. Nitekim sen, akrabalarına sılay rahim yap, onlardan ilgini kesme, dersin. Böyle bir cem son derece fazla olan bir tekide işaret etmektedir. 2. Şöyle diyebiliriz: Biz emrin sizin söylediğiniz gibi olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü hem bir işin eksik yapılmasının nehyedilmesi hem de o işin aslının nehyedilmesi mümkündür. Şu halde Cenab-ı Hak burada hem eksik ölçüp tartmaktan nehyetmekte hem de hakkın tam olarak verilmesine emretmektedir. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ın, muameleleri men edip alışverişi yasaklamadığına, ancak eksik ölçüp tartmayı reddettiğine delalet eder. Bu böyledir, çünkü bir grup kimse, alışveriş, eksik ölçüp tartmaktan ve kimilerinin hakkını alıkoymaktan hali olamaz. Binaenaleyh, alışveriş külliyen haramdır, demektedir. İşte böyle bir vehmi iptal etmek için, Allahü Teala birinci ifadede eksik ölçüp tartmayı nehyetti, ikinci ayette de, ölçüp tartmayı tam adaletle yapmayı emretti. İnsanların eşyasını eksiltmeyin, şeklindeki üçüncü ifadeye gelince, bu bir tekrar değildir. Çünkü Allahü Teala, önceki buyruğunda yasaklamayı, ölçüyü ve tartıyı noksanlaştırma meselesine tahsis etmiştir. Sonra Allahü Teala bu hükmü, bütün şeylere tamim etmiştir. Bu izah ile, bunun bir tekrar olmayıp, aksine bu ifadelerin her birinde farklı bir mananın bulunduğu ortaya çıkar. Üçüncü izah, Allahü Teala birinci ayette, ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın, ikinci ayette ele, ölçüde ve tartıda adaleti yerine getirin, buyurmuştur, ifa, adaleti yerine getirmek, o işi, tam ve mükemmel bir biçimde yapmaktan ibarettir. Bu ise, ancak, hak edilenden daha fazla verdiği zaman tahakkuk eder. İşte bu manadan dolayı Allah'a şöyle demiştir, Allahü Teala, mesela abdestte yüzü yıkamayı emretti. Fakat, İsaşim cüzlerinden birini yıkamadıkça, yüzün tamamını yıkama emri yerine gelmez, velhasıl Cenab-ı Hak, birinci ayette, noksan ölçüp tartmayı nehyetmiş, ikinci ayette de fazlasıyla vermeyi emretmiştir. Bu vacibin, kesin ve katı olarak yapılmış olabilmesi için bu miktardan fazlasının verilmesi gerekir. Şu halde Cenab-ı Hak sanki, önce insanı, bu fazlalığın kendisinde kalması için, başkalarının mallarını eksiltmeye gayret etmekten nehyetmiş, ikinci olarak da, mesuliyetten kesin olarak kurtulmak için, kendi hakkını azaltmaya gayret etmesini emretmiştir. Ayetteki, bir kıst, tabiri, adaletle, anlamındadır. Bunun manası, kesin olarak mesuliyetten kurtulmanın tahakkuk edeceği bir biçimde hakkı, tas tamam yerine getirmeyi emretmektir. Bundan fazlasını vermeyi emretmek ise, söz konusu değildir. Şuayb, aleyhisselam, sonra, insanların eşyasını eksiltmeyin, demiştir. Ba her türlü şeyden yapılan eksiltme anlamındadır. Daha önce de zikrettiğimiz gibi, birinci ayet, ölçü ve tartıdan, noksan yapmayı yasaklamaya delalet etmektedir. Bu ayet ise, her şeyde noksanlaştırmayı yasaklamaya delalet etmektedir yeryüzünde bozguncu olmayın. Sonra Şuayb, aleyhisselam, yeryüzünde fesatçılar olarak fenalık yapmayın, demiştir. Eğer, kelimesi de tam fesat anlamındadır. Dolayısıyla bu kelime, yeryüzünde, fesat çıkarmayın, demek gibi olmuş olur, denilirse, biz deriz ki, bunun birkaç izahı vardır. Bir, kim, başkasına zarar verme peşinde olursa, o başkasını da, kendisine zarar vermesi için tahrik etmiş olur. Binaenaleyh bu cümlenin manası başkasının menfaatlerini bozmaya gayret etmeyin. Çünkü hakikatte bu sizin kendi maksat ve menfaatlerinizi ifsad etmek olmuş olur şeklindedir.